Evet, Türk Kara TV'den iyi günler. Milli Karateci Meltem Hoca ile beraberiz. Hoş geldin. Düşünün ki bir sporcu minikler kategorisinden başlayayım. Minikler, yıldızlar, ümitler, gençler, büyükler de hep üst seviyede. Enteresan bir başarı grafiği var, bir devamlılık var. Evet Meltem Hoca. Bu başarı grafiğin sebebi ne? Nasıl elde ettik bu başarıyı? Öncelikle bana zaman ayırdığınız için buraya geldim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Başarı grafiğinde en büyük etken tabii bu yola başlamamı sağlayan ilk okul öğretmenim. Gülcan Hanım. Daha sonra bununla birlikte bize güven veren ve devamını sağlayan Ercan İnce Hocam. Evet. Birlikte başladık. Hala birlikte devam ediyoruz. Her zaman da benim yanımdadır kendisi. Sağ olsun. Onun destekleri, kurduğu grup, bu yoldaki arkadaşlarım ve ailemin desteği bu şekilde ilerlemiyoruz. Tabii şimdi bu başarının böyle devamlı olabilmesinin bir altyapı da bir sağlam olması gerekiyor galiba değil mi? Burada Kion konusunda düşüncelerim de biraz Ercan'ınca tematikte çok önem veren bir kişi. Daha çok bunu çalıştınız galiba değil mi? Kion çalışmaları oldukça fazla. Evet, yoğun bir şekilde bu çalışmalar söz konusuydu. Sekiz gruplar bile bir arada çalışıyorduk. Ben biraz fazla şey yapmayı seven biriyim. Hani sarı kuşaktayken buradan sıkıldığım anlayıp bir üst kuşaklarda antrenman yapardı. Sarıyken turuncuyla antrenman yaptığımı bilirim. Aynı şekilde turuncuyken bir kuşakla çalıştığımı bilirim. Yani kendisi de zaten son iki bol kuşaklarında kata belediyesi biliyorsunuz. Evet, evet, evet. Hala müsabıcım. Bir arada öğrenci ve hoca olarak maçlara katılıyoruz ve kürsüde yerimize alıyoruz. Çok güzel. Peki şimdi bir sporcunun günlük yaşantısı nasıl geçiyor? Ne yaparız? Sabah kalktık. Sabah kalktık. Güne merhaba hep birlikte. Güzel bir günaydın. Elimizden geldiğince dinç bir halde. Kahvaltımızı yapıyoruz. Daha sonra arada 2 saatlik bir aramız var antrenman öncesi. Ya burada o sohbet ya odamızda dinlenme. Kendi aklımız ederiz. Daha sonra sabah antrenmanımız. 2-2 saat. Daha sonra duş, öğle yemeği. Gene ara bir, yaklaşık 4 saatlik en az. Evet. O arada da sohbet, muhabbet yemekten sonra hep birlikte burada bir aradayız. Biraz uyumak iyi geliyor tabii. Gün içinde iki idman yaptığımız için. Daha sonra akşam idmanı. Akşam yemeği. Böyle geçiyor. Hayır. Hobileriniz var mı bu arada? Kitap okumak burada yeterince vakit bulabildiğimiz bir şey. Yani şimdi film burada mı? Onlarla uğraşıyorsun. Bu arada yüksek lisans galiba değil mi yapıyorsun? Evet, Marmara Üniversitesi mezunuyum. Bu sene beden eğitim öğretmenliği. Çok güzel. Eğitim bilimleri dalında yüksek lisans başlıyor. Evet, atamalarla ilgili sonra konuşalım. Maalesef en büyük yaram olduğu için ona biraz zaman ayırmak istiyorum. Evet, evet. Özel tekniğimiz nedir Meltem Hocaoğlu? Bu biz bize konuşuyoruz, kimse duymaz. İçeriden vurama başlıyor. Vurama başlıyorsun. Sen ellerini de güzel kullanıyorsun. Değil mi? Yani kizabı da yakın da var. Evet. Onları kullanıyorsun. Ağırlıkla çalışıyorum. Doğru çalışıyorsun. Şimdi daha çok diğer yapıyorum. Diğer yapışık yapıyorsun. Antrenmanlara neler dikkat edersin genelde? Antrenmanlarda eğer çalışmam bittiyse o hareketi en iyi yaptığına inandığım kişilere bakıyorum. Bunun sebebi ne? Ya da bu hızı nereden alıyorum? Teknik gösterildiği zaman yine kamptayız. Kamplar biraz uzun oluyor galiba değil mi? Evet. Birkaç sene birer de uzun ama bunun faydaları görüyoruz galiba. Bunun faydaları tabii ki. Evet. İnkar edilemez. Bu zamanın değişmesi tabii önemli bir faydalar oluyor bizim için. Artık buna adapte olmaya başladık biz de. Olimpiyat yolunda da ilerlemeye başladığımız için biraz gerekli bunlar. Biz de hayatımıza bu şekilde idame ediyoruz. Plan, planlar, evet.
Evet, bir şampiyon olarak gençler neden karate yapsın? Veyahut da karate sana neler kazandır diye sorsak ne cevap verebilirsin bu konuyla ilgili? Biraz yüksek sesle şey yaparsa. Gençlere kendimden örnek verebilirim en yakınları. Bravo. Ben kişiliğimi, kavramı, tarzımı, maddi ve manevi kazançlarımı kesinlikle karate sayesinde kazandım. Bunun en büyük faktörü bir don sporu olmamız, uzak don sporu olmamız. Bunun vermiş olduğu felsefe yaşamın içinde çok büyük bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Özellikle öğrenciler için, buna çok küçük yaşta başlayan insanlar aralardaki farkı zaten gözle görülür bir şekilde anlaşılıyor, dikkat edilir. İnsanlar zaten hayata atılıyor bir şekilde, iş hayatı olsun, okul hayatı olsun, sosyalleşmek, her alanda bu şekilde. Biz bunu daha erken başlayıp tecrübe edilmiş oluyoruz. Öyle düşünüyoruz. Yani iş hayatında bir sorun yaşıyorsan bu hayatta da yaşıyorsun. Ama daha önceden, daha farklı bir boyutta. Bizi hayata hazırlıyor diyebiliriz değil mi? Kesinlikle. Buradaki şeyler bizi hayata hazırlıyor. Tabii eğitim. Ben her zaman onu söylüyorum. Bir doğru, mesela bahsettiğim gibi yol diyoruz. Yol normal bir yol değil. Yolda iyilik var, güzellikler var, zorluklar var, sevgi var, çirkinlikler var. Hep bunlar bize birer eğitim. Bunlardan ne kadar az zararla hayata atılırsak o kadar başarılı olmuş oluyor ve güçlü oluyoruz. Zaten insanlar bu şekilde ders alıyor. Yani ders tabii almak dediğimiz dört duvar arasındaki durum değil. Her şekilde. Zaten karate yapıyoruz fiziksel açıdan. Evet, geziyoruz, farklı yerler görüyoruz. Kültür açıdan. Yeni insanlarla tanışıyoruz. Evet. İnsanın dünya görüşü değişiyor. Bunlar yeni global dünya için çok büyük faktörler bence. Tabii dünyayı tanımak. Ben de mesela ben karate sayesinde Meksika'dan Tokyo'ya kadar dünyanın her yerini gezdim. Biz belki Ankara'yı göremiyoruz, görememiştik ama Amerika'yı gördüm. Büyük bir lüks. Büyük bir lüks. Yani ben Japonya'da için bir burs kazandım, 5 ay kaldım Tokyo'da. Bugün oraya gidip bir hafta kalmak çok büyük bir maddi imkan sağlayan bir şey ama sizin başarınızla beraber otomatikman değerler önünüze seriliyor. Otomatikman geliyor orada. O da sizin başarı grafiğinizde ve kendi yetiştirmenizde gerekli şeyler, geçerli kurallar. Evet, müsabakalarda ah keşke dediğimiz bir şey oldu mu? Ah şunu yapmasaydım. Şunu yapmasaydım. Büyük maçlarda bir dünya şampiyonasında yaşamıştım. Üçüncülük maçına çıkıyordum. İlk puan almıştım. Daha sonradan aynı düzeyde devam etmem gerekiyordu ama psikolojikman oynamalarda kendime sanırım farkım olamadım ve değişen bir yapıya sahip olduğum için de o duruma düştüm. O beni çok üzmüştü. Çabuk demoralize olur musun böyle? Hemen bırakır mısın yoksa inat eder misin maçta böyle? İnatçı mısın? Maçlarda kesinlikle savaşçıyımdır. Savaşçısın. Bırakmam, devam ederim. En büyük özelliğim de oldu. Çok güzel, çok güzel tabii. O da otomatikman. Buna inanıyorum zaten. Verdiğiniz emeğin karşılığını sadece madalyayla alabileceğimizi düşünmüyorum. Tabii ki bir taraftan çalışmalarımız, bir taraftan inançlarımız, bir taraftan hepsinin üstünde kader var. Ama bunun yanı sıra bunu bizim sağladığımıza inanıyorum. Yani ben elimden gelen her şeyi yapmazsam daha çok üzülürüm. Buna güvendiğim için, ben bu şekilde hareket ettiğim için böyle bir yapı, böyle bir maç ortaya koymaya çalışıyorum her şeyi. O da otomatik bir kendine güven ortamı hazırlıyor değil mi? Kendine güveniyorsun orada. Tabii ki yani daha sonradan ah keşke diyebileceğim o bölümü olabildiğince aşağı çekiyor çünkü. Ve unutamadığın maçın mı? Unutamadığım maçım 2011'de Dünya Şampiyonası 21 yaş altında. İlk defa Dünya Şampiyonası'na katılmıştım. Orada Dünya Şampiyonu olmuştum. Çok heyecanlı olmasının sebebi 5 maç vardı. 5'inde de finale kalmıştım. Bu harika bir duyguydu. Bunun üzerine bir gece önce rüyamda görmüştüm. Aynı rakibimle çünkü 2 sene önce yenilmiştim kendisine. Onu da rüyamda görmüştüm. O yüzden onun da bir etkisi vardı. Üzerine en son maç benimdi ve benden önce çıkan bütün arkadaşlarım şampiyon oldu Allah'a şükür. Şimdi çoğu burada. Bir arada kamp yapıyoruz. Hala devam ediyoruz. O anıları birlikte yad ediyoruz. Onları gördükçe de tekrar o halim gözümün önüne geliyor. Yani beraberiydi maç ve beni çok zorlayan bir rakipti.
denedim yapmak istediğim şeyi ve en sonunda bir tekme attım. Kendim bile inanamadım. Etrafına döndüm ve slow motion şekilde ağır çekip filmdeymişiz gibi bayraklarını tek tek kalktığını gördüm. Ve son 10 saniye böyle bir teknik, yani geri dönüş yok. Evet, şampiyonsun demektir bu. Eğer çok büyük bir hata yapmazsan. Benim de öyle oldu. Benim için çok farklı bir duygu. Yani inanılmaz bir şekilde mutlu olmuştum ve arkamda o güne kadar benim destekçim olan Ercan Hoca da vardı. Birlikte bunu başarmış olmamız ayrı bir mutluluk. Kamp'ta arkadaşlarla ilişkileriniz nasıl gidiyor? İyi bir grup var mı? Gayet zevkli. Zaten dediğiniz gibi çok Merve'yle mi? Çok uzun olduğu için Serap'la aslında bakarsın. O da arkadaşım kendisi. Kaptanımız Serap Öztürk, Arapoğlu. Daha sonra hep birlikte tabii dediğiniz gibi uzun kamplar olduğu için aileden çok vakit geçiriyorsunuz. Yani kardeşimden çok gördüğüm bir insan. Elinde değil, seviyorsun. Sevmeden de bu iş yapılmıyor. Şaka bir yana, en büyük faktör bu. Ben bugüne kadar bu şekilde geldim buralara. Kulüpteki arkadaşlarım, okuldaki arkadaşlarım, çevremdeki insanlar. Burada da beni burada tutan, zinde tutan, düştüğümde kaldıran, gazı veren, destek olan bu insanlar olmasa kesinlikle hiçbir başarı ortaya koyulamazdı diye düşünüyorum. En büyük faktörler kesinlikle onlar bence. Tabii bu biz için bir ferdi spor yapıyoruz. Her şeyden evvel. Bizde motivasyon çok önemli. Arkadaşlık çok önemli. Bazı kişilerimiz çok çabuk demoralize olabiliyor. Bazıları farklı şekillerde demoralize olabiliyor. Mesela sizin motivasyonunuz farklı olabilir, benim motivasyonum farklı olabilir. Herkesin motivasyonu aynı hedefler doğrultusunda olmayabiliyor. Bu da gayet doğal. Evet, müsabakaya çıkarken heyecanlanır mısın? Komite maçları biraz şeydir. Daha geçen bunu bir arkadaşımla konuştum. Kendisi basketçi kaptı. Bu son atış bana kalmıştı ve benim ayaklarım titriyordu. Bunu nasıl yapıyorsun? Kendi branş nasıl bir şey diyordu. Gerçekten insana büyük bir özgüven aşılayan, her şeyin senin olduğunu, elinde olduğunu gösteren, tek başına bir birey şeklinde hayatta kalabileceğini hissettiren bir spor bizimki. Dediğimiz gibi bu sporu aslında sürekli bir karmaşanın içindesiniz. Çünkü perdi sporlarda şöyle bir şey var. Evet, bir bilardo oyuncusu olabilirsin ama bu top ve ıstakası arasında. Ama bir bisiklet sporu yapabilirsin. Ama kalite öyle değil. İki kişi arasında aslında. Ve biz bu evrensel dili, spor dilini orada kullanıyoruz. Hiç adını sanını bilmediğim ülkelerden gelen insanlarla birlikte bunu ortaya koyuyoruz. Bu büyük faktörler hep üst üste geliyor. Her şeyin senin elinde olması, başka kimsenin elinde olması. Evet, birlikte terbiyeli insanlar arkanda, orada kare içinde sadece sen o varsın. Başka bir dünya yok. Evet, yani değil mi? Maalesef ki ülkemizde devam eden şu sınav sistemi, çocuklara yüklenen sınav stresi, bunların ön gösterimi gibi bir olay aslında bizim yaşadığımız. Belki daha büyük, belki daha küçük. Bilemem onu. Herkesin verdiği emek, hissettiği şeyler farklı. Bunun için benim en büyük faktörüm şu, takım arkadaşlarımı çok öneririm. Takım şampiyonasıyla bambaşka bir hal alır. Evet, hep çok süperli sporcularız ama takım bizim için bambaşka olur. Onun tadını da orada alırız. Keyifli oluyor. Türkiye'deki tabii değişik rakipler var. O rakiplerin güçlü olması seni buraya getirdi bence, değil mi? Güçlü rakiplerle mücadele edildi. Daha fazla kesinlikle mücadele etmeye çalışıyorsun. Kimlerle şu anda mücadele ediyoruz? Şey var galiba, değil mi? İzmir'de Ertem Utlu var senin bisikletinde. Bu döneme gelene kadar, yani zamanda şu an 55 kiloda olan Tuğba Yenen Yakan'la bile dövüşmüşümdür. Aynen öyle şampiyonlarda bulunduk. Bir arada dediğiniz gibi bu kadrolar bizi sıkıştırıyor. Elenen, bırakan, bırakmak zorunda kalan o insanların sayesinde buraya geldiğime ben buna inanıyorum. Her zaman da hakları benim üzerimde vardır. En büyük faktör Şeyda Burcu'dur. Kendisine buradan selamlarımı yolluyorum. Bir arada geldiğimize inanıyorum. Çünkü başka türlü seni zorlayan, insanın kendi fıtratında var. Seni zorlayan bir şey olmadı. Çok bunu yap.
yapmak. Yapmaz. Yapmazsın yani. Bu böyle bir şey. Ve bu şekilde ilerledik. Şimdi de Eda var. Persik'te olimpiyat alanında yani iki sporcu var en azından. Eda ile birlikte dediğiniz gibi dezavantajları da avantajları da içinde barındıran hayattaki her şey gibi. Tabii. Böyle bir durum. Ve bu şekilde devam ediyoruz. Zaten ben her zaman söylüyorum. Mesela güçlü rakiplerle mücadele ettiğiniz zaman sen de güçleniyorsun. Ve farklı insanlar görüyorsun. Mesela şimdi ben veteranların başına gidiyorum. Orada işte 55 yaş yok. 60 yok. Ben 45'te 40'larla mücadele ediyorum. Ve diyorlar ki sen 65 yaşındasın. 40, çok keyif alıyorum onlara. Çünkü adam yok. Ne yapacaksın? Tek başına çıkıp orada kurtarmanın bir esprisi yok ki. Hiçbir şey yapamadan bir şeye gelmenin bir şeyi yok. Bir de hak ettiğine inanacaksın. Değil mi yani? Ben bu şampiyonu hak ettim. Ben buna rağmen evet. Hak ettim. Demekle ben bunu hak ettim arasındaki çok bu farklı. Tatlı farkı evet. Anlayabiliyorum. Yani küçükken de kulüpte yaptığım şey buydu. Normal yaş grubum antrenmanına girerdim. Sonra bir de büyüklere girmek isterdim. Merak ederdim. Ne yapıyorlar, ne yapıyorlar. Evet bunu yapabilirim. Burada da yaptığım şey. Yani senelerini vermiş antrenörlerimiz var ki takım arkadaşlarım da. Onlarla antrenör yapmak çok büyük bir düzey. Farklı bir kaliteydi. Evet. Onu anlayabiliyor insanlar. Şimdi mesela ben Dan'da bunu söylerim bu cümleyi. Hak ediş biçimidir diyor. Dan almak, bıçak almak, hak edeceksin. Şampiyonluk da öyle. Mücadele edeceksin, edeceksin. Evet ben hak ettim, ben şampiyon oldum işte. Diye o gururu taşıyacaksın. Öyle değil mi? Kesinlikle. Hak ediş yani. Başardıktan sonra. Evet. Yurt dışında rakiplerimiz? Yurt dışında rakiplerimiz şu an sıralamada olan Japonya. Daha sonra son Avrupa Şampiyonası'na final yaptım. Fransa. İspanyolları da senin sikletin nasıl? İspanyolların takım artı kategorisi değişti. Genç bir kız geldi. Şu an bu sene dünya üçüncüsü. Hiç görüşme fırsatı yakalayamadım. Eski arkadaşı da çok severdi kendisini. Hala görüşüyoruz. Bıraktı. En kısa zamanda bunu mücadele edelim diyorsun. En denk gelirse bakalım. Bu ne kadar yükselebilir. Randevu veriyoruz. Dünya Avrupa için. İnşallah diyelim. Evet. Bir bayan olarak bir de tabii artı sitesin. Yemekleri çok mu yersin? Diyet yapıyor musun? Kesinlikle sınırsız bir yemek mi yersin? Kesinlikle aynı tarz tabaklar yiyip benim daha fazla yediğimi iddia eden canım arkadaşlarım buradan. Mesaj geliyor size. Evet, gerçekten yemeği seviyorum bu arada, itiraf ediyorum. Yemeği gerçekten çok seviyorum. Yemek yapmayı? Yemek yapmak zevk aldığım şeylerdi. Farklı şeyler denemeyi seviyorum. Başarabilirsem de iyi olur. Mesela ne yani? Mesela ne yaparsın? Pesidil de denedim geçen. Nasıl? Pesidil de. Nedir o? Aslında lavaşın arasında et ya da tavuk. Dürüm yapıyorsun evet, yani. Evet, yani çok büyük bir şey değil aslında. Ya da tabii. Lazanya. Lazanya, evet. Buna kilo aldırır ya, lazanya da değil mi? İşte arada bir yapıyorum ki... Arada bir kırmızı ışıkta geçiyoruz. Çok güzel. Günlük giyim tarzı mı, spor mu giymeyi seversin? Kampların dışında bir yer, kamplarda bir şey olmam mı? Büyük bir rahatlık yani gerçekten. İnsanlar eskiden şöyle bir kanı vardı, pijamayla nasıl dışarı çıkıyorsun tarzında. Bana çok ters gelen çünkü cidden hayatım ciddi. Şu anla geçmiş. Bunun rahatlığına alıştığımız için sanırım başka şeyler biraz zor geliyor. Ama bunun yanı sıra kampta dediğiniz gibi sürekli milli takım eşofman giymek gerektiği için dışarıda olabilir de rahat şeyler giyiyorum. Eşofman tercih etmemeye çalışıyorum ama elimde sonunda elim gidiyor. Yılların alışkanlığı. Tabii de bu şeylerden sonra insan yorulduğu zaman böyle üstünde çok dar şeyler giymek istemiyor. O rahat hareket etmek istiyor değil mi vücut? Böyle keyifli ben şeyler giymek istiyor. Evet. Şimdi bu olimpiyatlar inşallah gerçekleşecek 2020'de. Ondan sonra 24'te de Paris'te tekrar bir şey var. Yine bir seçim gibi değişiyor ama inşallah 2020'de olimpiyatlara gideriz. Ne düşünüyorsun olimpiyat hakkında? Olimpiyatlar gerçekten dünya kalitesi için büyük bir hayaldi. Evet. Bu zamana kadar en büyük şampiyonumuz dünya şampiyonusu diyebiliyoruz. Artık olimpiyatlar da var. Bizim için olimpiyatlar artık dünya şampiyonusu değil, gerçekten. Bu benim tekrar şevkle geri dönmeme sebep olan büyük bir etki. Çünkü bunca emek vermenin, bunca tada ermenin bir
olmuştu. Hiç denemediğim bir şey. Evet. Bu zaten bizim fıtratımızda var. Bir şey daha, bir şey daha. Şunu da yapabilirim, bunu da yapabilirim. Ben kendimi buna aday görüyorum. Elimden geleni de yapıyorum. Eğer elimden geleni yapabilirsem ve bu yeterli olursa olimpiyatlar için kendimi tabii ki burada görüyorum. Olimpiyatlar çünkü tek düz anlamıyla 4-3'te 1 falan spor aktiviteleri olmamalı bence. Bambaşka bir zihin, bambaşka bir düşünce. Yani ülkeni temsil etmenin yanında bambaşka bir insanlık bölümü evresi diye düşünüyorum. Çünkü her şeyin birlikte olduğu bir durum. Sadece antrenman yaptık, tebrikler, madalya aldık. Bu şekilde olmamalı. Olimpiyatlar kaç yüzyıldır yapılan bir durum ortada. İnsanın her şekilde kendini yetiştirip, her şekilde erdemiyle, inançlarıyla, duruşuyla, verdiği emeklerle kendini ortaya koyduğu bir yer bence. Tabii şimdi olimpiyatlarda normal Avrupa Dünya Şampiyonları'nda federasyonlar yarışıyor. Burada devletler yarışıyor. Evet, biraz. Bayrağın en üst seviyesinde artık Cumhurbaşkanlık seviyesinde giriyor. Ve olimpiyatları bir sportif mücadele olarak görmek lazım. Dünya mücadelesi. Zaten biliyorsunuz halka hepsi birer kıtayı temsil eden semboller. Ondan dolayı da inşallah nasip olur. Özel bir hazırlığı var mı olimpiyatlarla ilgili? Daha önce giren sporcuları, hali hazırda bunu hazırlanan sporcuları takip ediyorum. Yani merak ediyorum. Nasıl bir tarz yaşam, neler yapıyorlar, değişik olarak, bizden farklı olarak neler olabilir? Küçük başarı faktörleri görüyorum. Dikkat etmeye çalışıyorum. Çalışmamızın da bu yönde olduğunu görmek beni çok mutlu ediyor. Yani çok büyük bir fark olmadığını anlıyorum. Gittikçe de ilgileniyoruz ve değişiyoruz bence, gelişiyoruz. Bu 2018'de galiba 13-14 tane faaliyet var, değil mi? Sizin çok faaliyetiniz var. Hazırlık çalışmaları var. Bir de puan toplayacaksınız galiba. Evet, ilk defa bu kadar kalabalık bir faaliyet programının içerisine girdi. Bunun için zaten 2 aydır çalışıyoruz, hazırlanıyoruz. Ki Ocak'ta başlayacak şampiyonluk için 2 ay önceden çalışmaya başladık. Bunun yanı sıra bunu kaldıracak altyapıya sahip olduğumuzu düşünüyorum. Eğer çalışmalarımız bu şekilde doğru bir periyotta giderse, psikolojimiz özellikle tabii ki buna hazırlıklı olursa ve elimizden geleni yapabilirsek, bir sorun yaşamazsak bunun üstesinden geleceğimize inanıyorum. 2018 çok önemli bir yıl. 2020'nin ön provası gibi olacak resmen. Bir de puanlama başlıyor değil mi? Kesinlikle. Tüm şampiyonlar çok önemli olacak. Yapılan değişiklikler umarım sporcuların rengi. Bisikletten senin bisikletin? 50-55 bir araya geliyor. 61 bisiklet. 68 ve artı 68 bir araya geliyor. 61 artı 68. Milli takım antrenörlerimizle beraber nasıl iyi bir uyum içinde miyiz? Neler yapıyoruz? Dediğim gibi zaten eski antrenörlerimizken eski takım arkadaşları kendileri. O yüzden eskiden kalma bir iletişimimiz olduğu için iletişim konusunda sıkıntı yaşamıyoruz. Her şeyi net bir şekilde ifade edebildiğimize, aynı paydada buluşabildiğimize inanıyorum. Zaten iki taraf da birbiri için en iyisini istiyor. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Evet, bu arada yarım saatimiz doldu. Sular seller gibi geçti. Camiye söylemek istediğim bir mesaj varsa onu da senden alalım. Ben çok teşekkür ediyorum. Bizi desteklediğiniz için gerçekten her açıdan her bölümde bunu görebiliyoruz. Sanal olsun, sözel olsun, medyada olsun. Herkes elinden geleni yapıyor bence kaliteli için. Yani yarın bir gün otobüse bindiğimde biri anlarken gel yer verip tanımadığım biri ve bu kaliteci olduğu için bir oğlu olduğu için, çocuğu olduğu için beni oradan tanıdığı için yer veriyorsa bu benim için büyük bir onur. Biz büyük bir camiayız ve buna yakışır hareket ettiğimizi düşünüyorum. Herkes de elinden geleni yapıyor. Buna emin olun. Herhangi bir sorunda bir karalama kampanyası yerine
büyük bir destek kampanyası. Bekliyoruz. Tabii ki bekliyoruz ve zaten bunun üstesinden gelebileceğimize de inanıyorum yani. Atamalarla ilgili bir şey söyle istersen. Kesinlikle bu konuda çok dertliyim. Şu anda beni izleyen ya da daha sonra izleyecek yetkili biri ya da yetebilecek biri varsa geçen sene yapılması gereken milli sporcu ataması bu ek bir kontenjana dahildir. KPSS'ye girmemize gerek yoktur. Beden eğitimi öğretmeninden mezun olan ve millilik derecesi olan sporcular özel açıdan kontenjanlı atamalar yapılır. Buradaki bütün arkadaşlarımız zaten neredeyse öğretmenler. Biz de geçen sene mezun olan öğretmen adayları bu hakkımızın tekrar verilmesini, sisteme konulmasını istiyoruz. Bunun için elimizden geleni yaptık kampanyadan, imza kampanyasından bakana çıkmaya, çalışmaya kadar. Buradan da söylemek istedim. Eğer yardım edebilecek biri varsa, evet, desteklerinizi bekliyoruz. Biz vatan için hizmet için hazırız diyorsunuz. Kesinlikle. Ama bize bir görev verilsin yeter ki. Burada zaten yapıyoruz yapacağımızı. Evet, Meltem Hocaoğlu, biraz evvel de bahsettim. Minikliğinden beri Minik Yıldızlar, Ümitler, Gençler, Büyükler devamlı başarı grafiği bir çizgide tutmuş. Gururumuz, milli takımda hala mücadele eden, hemen hemen Avrupa, İslam oyunları, Akdeniz oyunları, dünyada dereceler ve şampiyonlukları olan bir arkadaşımız. Sana çok teşekkür ediyorum. Bu yoğunluk içinde bana zaman ayırdın. Bu aradan milli takım antrenörlerimize, teknik direktörümüze, Murat Deli Hasan'a, Okay Arpa, Yavuz Karamollaoğlu hocalarımıza, Mehmet Güngel hocamıza, federasyon başkanımız Esat Deli Hasan'a çok teşekkür ediyoruz. Bizlere bu imkanları verdikleri için. Bu arada tabii biliyorsun geçen hafta TNF'de çok güzel bir başarı elde ettik. Takım katada şampiyon olduk. Erkek takım katada Ferdi'de şampiyon olduk. Aynı şekilde komite dalında şampiyonumuz var. Yamanoğlu şampiyon oldu. Bunları da tebrik ediyoruz. Bunları da buradan destekledik zaten. Gerçekten evet. Birlikte yaşadık o heyecanı. Tebrik ediyoruz. Onlara teşekkür ediyoruz. Meltem Hocaoğlu kardeşimizin yetişmesinde emeği geçen Ercan İnci hocamıza da ayrıca biraz da teşekkür ediyorum. Mükemmel bir insan yetiştirmiş. Ailenize teşekkür ederiz. Türk Karı TV olarak bizi evinize, işlerinize, dojonuza misafir ettiğinizi teşekkür ediyorum. Başka bir canlı yayında görüşmek dileğiyle sevgi ve saygılar olsun diyoruz. Olsun diyelim.